Gördün mü? Hiç de zor değilmiş. Beyefendi, ben sizin kadar kolay iletişim kurmak konusunda böyle becerikli değilimdir. Becerirsen becerirsin. Bir dene. Bak. Bardaki kıza bak. Devamlı sana bakıyor. Bana mı bakıyor? Evet. Neden? Ben de senden hoşlandı da ondan. Neden? Ya ne bileyim, git kendin sor. Bak nasıl dik dik bakıyor. Bana mı bakıyor? Tabii sana bakıyor. Canım ya gözleri şeylerse, başka tarafa bakıyorsun da biz buraya bakıyor sanıyorsak? Ben anlarım, tam sana bakıyor. Bakmakla da kalmıyor, gözleriyle mesaj yolluyor. Ne diyor? Gel bana, azgın bu an benim diyor. Başka ne diyor? O yanındaki öküzü sakın getirme diyor. Sonra ne diyor? Ya git kendin sor, yürü. Rahat bıraksana adamcağızı. Zamanla kendi kendine üstesinden gelir Safi Nur'un yokluğunun. Ne diye böyle üstüne gidiyorsun? Yarın reklam ajansıyla toplantım var. Cuma'ya reklam filmini çekiyorlar. O saate kadar reklam müziğinin hazır olması lazım. Ha, demek bütün mesele bu. Tahmin etmeliydim senin bu işten bir çıkarın olduğunu. İrfan Bey'in acısı senin hiç umurunda değil. Resmen onu kullanıyorsun. Sevinç, böyle söyleme ya. Sen böyle söyleyince ben kötü bir şey yapıyormuşum gibi anlaşılıyor. Dostlarını bu şekilde kullanman beni çok rahatsız ediyor. Hem de ne için? 3 kuruş para için. Para dediğin nedir ki? Elinin kiri. Elinin kiri mi? Elinin körü. O lafı gece rahat uyuyabilsin diye fakirler uydurmuştur. Haberin yok senin galiba. Ne halin varsa gör. Ben tuvalete gidiyorum. Kadınlar tuvaletine İrfan'ın adını ve telefon numarasını yaz. Belki biri düşer. Hayır lan, ne oldu? Beni beğendiğini söyledi. Yapma ya. Akşam beni evine davet etti. Oh. Bu iş bana 200 dolara mal olacakmış. Bence makul.